Evet arkadaşlar herkese selam. Hiçbir zaman bitmeyecek olan bir kavganın konusunu rehberini yapmak istedim bugün. O konu da AMD mi Nvidia mı konusu. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım bu kavga asla bitmeyecek. Ama biz de gene de elimizden geldiği şekilde bilgilendirme yapalım istedim. Gerisi artık kişinin kendisine kalmış bu rehberi izledikten sonra. Arkadaşlar öncelikle bu konuyu yani AMD Nvidia rekabetini Galatasaray Fenerbahçe kavgasından beter duruma getirenler var maalesef. Sanki AMD ya da Nvidia'da çalışıyormuş gibi bir, firm bir firmayı ölümüne savunanlar var. Birisi diyor ki AMD çok ısınıyor rezalet bir kart. Öbürü diyor ki Nvidia sorunu kartlar üretiyor rezalet hepsi. Arkadaşlar böyle şeyler yok. Böyle bir olay yok. Bir kişi eğer AMD'yi yerin dibine sokmaya çalışıyorsa bilin ki kendisi Nvidia kart kullanıyordur. Nvidia'yı yerin dibine sokmaya çalışansa da bilin ki AMD kart kullanıyordur. Niye olduğu anlaşılmaz bir şekilde kendisi hangi kartı kullanıyorsa o en iyisidir mantığı var genelde bizim insanımızda. Aslında bu fanatiklere fazla girmek istemiyorum. Şimdi biz bunları bir kenara bırakalım ve gelelim iki firmanın da artı ve eksilerine biraz. Objektif bir değerlendirme yapmak istiyorum. Önce AMD ile başlayalım. AMD işlemci yönünden bir süredir suskun olmasına rağmen ekran kartında son derece iddialı olmaya devam ediyor. 2011 sonunda 2012 başlarında çıkan HD 7000 serisinden sonra gelen iki seri yani R9200 ve R9300 serilerinde kartın GPU'sunda çok az bir iyileştirme oldu. Saat hızları falan biraz değişti. İsim değişikliğiyle yeniden piyasaya sürülmüş kartlar oldular bunlar bir bakıma. Mesela HD 7970'in devamı R9280 xti onun devamı da R9 380X oldu. Aralarında çok az performans farkları var. Bu değişik isimdeki kartlarında da böyle devam etti AMD'nin. Mesela R7 270 daha önce HD 7870'ti. Sonra R7 370 oldu falan filan gibi. Hani bu tarz isim değişikleri diğer kartlarında da değişik sınıftaki kartlarında da gerçekleşti. Birçok kişi ee, bundan rahatsızdı ama şimdi tüm mimari RX 480'in gelişiyle birlikte değişiyor arkadaşlar. Aslında birçok kişi AMD'yi veya Nvidia'yı, Nvidia'da aynı durum vardı. Kartların isimlerini değiştirip piyasaya sürüyor diye suçluyorlardı ama firmalar bu konuda çok da haksız sayılmazdı bence. Mesela HD 7970 çıkalı 4-5 sene olmasına rağmen 1080p'de halen daha güçlü bir kart. Yani kartlar zaten güçlüydü. Oyunlar yerinde sayarken piyasaya benzer fiyatta çok daha güçlü bir kart sokmanın anlamı yoktu firmalar açısından. AMD bu kartları yeni çıkan driverlarla öldürmek yerine yaşatmayı tercih etti. Bu kendileri için gayet iyi bir artı oldu. Ben bir HD 7970 kullanıcısı olarak halen daha kartın performansından son derece memnunum. AMD'nin en büyük handikaplarından birisi sürücü desteğini yeteri kadar verememesiydi eskiden bu konularda bazı problemler yaşatıyordu kullanıcılarına. Şimdi onun da önüne geçtiler. Yeni gelen oyunlarla birlikte Ayda neredeyse 3 tane driver desteği geliyor. Bu da hatalarını görüp düzelttikleri anlamına geliyor. Mesela yıllardır süren bir kataliz saçmalığı vardı. Bunu tamamen yenilediler. Gayet yerinde bir davranış oldu. Peki AMD'nin eksileri yok mu? Elbette var. Bana göre en büyük eksikliği piyasada Nvidia destekli oyunların daha fazla çıkıyor olması ne yapıp edip bunun önüne geçmesi gerekir AMD'nin? Nvidia destekli oyunda AMD çok kötü mü performans veriyor? Tabii ki hayır. Ancak o konuda mesela o oyunun Nvidia'ya özel efektleri olması, Nvidia'da daha iyi FPS'ler vermesi, oyunun fanatiği olan AMD ekran kartı sahibini rahatsız eder. Yani açıkçası bazı oyunlarda beni ediyor. Nvidia tarafına geçersek, Nvidia'nın en büyük artısı AMD'nin en büyük eksisini oluşturuyor. Yani az önce söylediğimiz oyunlardaki destek konusu. Bu açıdan Nvidia bayağı rahat gözüküyor. Yani piyasaya çok hakim durumdalar oyun destek konusunda. Sürücüleriyle ilgili son zamanlarda biraz ufak tefek bir sorunlar yaşandı ama daha gene de hani şikayetlerin olmasına rağmen gene de çok iyiler. Zamanda sürücü çıkartarak son çıkan oyunlara güzel optimizasyon sağlıyorlar. Nvidia'nın AMD gibi 4-5 yaşındaki kartları da halen daha oldukça güçlü ama orada Nvidia için ufak bir olumsuz durum söz konusu. Nedeni ise şu, AMD HD 7000 serisine kadar şu anda sürücü desteği veriyor. Maalesef HD 6000 serisinin artık sürücü desteği kesildi. Yani 5 yaşını geçtiği için artık o seri onu e, kestiler. Ve çıkarttıkları sürücüler eski kartların performansında düşüş değil, AMD'den bahsediyorum. AMD'nin şu anda çıkartmış olduğu sürücüler eski kartların performansında düşüş değil, tam tersine yükselme yaratıyor. Yani e, performansına katkı sağlıyor kartın optimizasyonu, oyunun optimizasyonunu iyileştiriyor. Fakat Nvidia'da bu konuda bazı şikayetler var. Nvidia yeni sürücü çıkarttığı zaman Maalesef bu sürücü önceki nesil kartlarda performans artışı getireceğine azalış da getirebiliyor. GTX 600 serisinden ziyade GTX 700 serisinde bile bu durumdan şikayetçi olanlar var. Bununla ilgili birkaç testi de internette görebilmek mümkün arkadaşlar. Şimdi mesela GTX 780 Ti gibi bir kart almış adamın sürücülerle kartının performansını düşürmek bence etik bir davranış değil. Ben en az 5 yıl aktif şekilde sürücü desteğinin performans iyileştirme anlamında karta verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani e, bana göre Nvidia burada biraz eksi almış durumda. Ama umarız bu durumu düzeltirler. Bir diğer hususta GTX 970 sorunu var ki aslında ben o konuya fazla girmek istemiyorum. Çünkü GTX 970'e laf söyleyen AMD fanları... AMD'nin de HD 7870 XT ekran kartını unutuyorlar. O kart da birçok kişiye çok sorun çıkarttı. Yani şunu demek istiyorum. İki firmanın da sorunlu bazı seri kartları olabiliyor. Bu iki kartı kullanıp da hiçbir sorun yaşamamış arkadaşlarımız da var. Şanslı kişiler. Yani o arkadaşlar son derece memnunlar kartlarından. Onlar tabii ki ayrı ama bu iki karttan son derece şikayetçi olan insanlar da var. Bu gerçeği de görmek gerekiyor. Demek istediğim iki firmanın da bazı konularda sabıkası var. Yani sabıka burada mecaz anlamda. Yani i̇kisi de bazı olumsuz kartlar çıkartmış durumdalar. Ee, bu konuya fazla girersek zaten çıkamayız. Ama e, demek istediğim yani kimse ak kaşık değil burada. Biz gelelim en maşır sorumuza. O soruda şu AMD ekran kartımı alayım, Nvidia ekran kartımı alayım. Eğer bunu şu an için soruyorsanız, iki firmanın da son durumunu, satış stratejisini bilmeniz gerekiyor. Son halleri nedir? Yani ne yapıyorlar bu adamlar? Hangi kartları piyasaya sürdüler ve ne zaman diğer, belki sizin istediğiniz kartlar şu anda piyasada yok. Bunların bilinmesi gerekiyor. Nvidia'nın bu rehber yayınlandığındaki son durumu şu. Nvidia GTX 1080 ve GTX 1070 ile üst segmentten piyasaya girdi ve bu iki kart da şu an oldukça pahalılar. Nvidia'nın orta üst, orta ve giriş seviye segment kartları yıl sonuna doğru geleceği söyleniyor. Bu durumda eğer şu an orta segment Nvidia kart almak istiyorsanız seçenekler basit. GTX 950, GTX 960. Ancak ben ikisini de şu an önermem. Bunun sebebi Yakın tarihte bu kartlar yerlerini yeni seri kartlara bırakacaklar. Ben ekran kartı aldıktan sonra yani 3-4 ay sonra yenisinin gelmesini pek hoş karşılamam açıkçası. O yüzden Nvidia tarafında orta veya orta üst segment kart almak istiyorsanız tek yapacağınız şey şu anda beklemek. İlla Nvidia olsun diyorsanız. AMD'nin son durumuna bakarsak. AMD RX 480 ile bombayı patlatmak üzere bu kez direkt fiyat performans odaklı piyasaya giriş yaptılar ve GTX 980 ile R9 390X ayarında bir kartı 1000 liranın altına satacaklarını vaat ediyorlar. Bu gerçekleşirse hakikaten müthiş bir olay olur. RX 480 için 1080p ultra ayar kartı diyor zaten AMD. Evet dediğim gibi yani gerçekleşirse harika olur. Eğer böyle dedikleri gibi olursa. Ayrıca RX 470 ve RX 460 da yoldalar. Yakın zamanda onlar da raflarla yerlerini alacaklar. Tabi RX 480'i tek başına gidip GTX 1070 ve GTX 1080 asla kıyaslayamazsınız. Çünkü GTX 1080 de 1070 çok daha güçlü kart olacak RX 480'den. Ancak Crossfire ile falan yetişebilirsiniz o kartlara. Tabi arada uçurumda fiyat farkları var. Onu da göz ardı etmemek gerek. AMD'nin GTX 1080 ve GTX 1070'in karşısına koyacağı hamleye yaklaşık 4-5 aylık bir süre var gibi duruyor daha. Onların karşısına da kartlar gelecek ama AMD'nin şu an hedeflediği orta segment, orta üst o civarları hedefliyor şu an AMD. Fiyat performans alanında piyasaya girip piyasanın kaymağını yemeye çalışıyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz RX 480 geldiği zaman. İşte bu rehber yayınlandığında iki firmanın da son durumu bu arkadaşlar. İkisi de bu kez piyasaya farklı alanlardan girdiler ve ikisinin arasındaki rekabet her zaman olduğu gibi kesinlikle bizlere yaramış olacak. Daha önce de dediğim gibi ne AMD'yi yerin dibine sokanlara kulak asın ne de Nvidia'yı yerin dibine sokanlara itibar edin. Bunların yorumlarını okumayın, dinlemeyin, dikkate bile almayın arkadaşlar. Bunlar konuşurlar, siz boş verin mutlaka iki karttan birini fanatidir. İki firmadan birini fanatidir bunu söyleyenler. İki firma da gayet iyiler. Size bütçeniz sizin bütçeniz hangisi de daha iyi uyum sağlıyorsa ve hangi kartın çıkarttığı e, oyunlar desteklediği oyunlar size yakınsa o kartı tercih edin arkadaşlar. O olayı Galatasaray Fenerbahçe muhabbetine çeviren insanlar size etkilemesine izin vermeyin bu insanların. Umarım faydalı bir rehber olabilmiştir. Bir sonraki rehberde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.